Efendim tekrar merhaba. Şimdi bu oturuma ilişkin soru ve katkılarınızı bekleyeceğiz. Fakat küçük bir kayıt. Sertaç Hoca'ya yönelik sorusu olanlar varsa Necdet Hoca'yı emanete alacağım. Önce sorular Sertaç Hoca'ya sorulacak. Çünkü 5'e çeyrek kala katılması gereken başka bir mesele için fakülteden çıkması gerekiyor. Söz sizlerin, bekliyoruz. Efendim, emekli konumuna Can Erenoğlu. Bu Ege ve Akdeniz'in tümünden sorumlu Güneydeniz Sağ Komutanı iken işte vatana ihanet ederek efendime söyleyeyim ve hukuk katledilerek özgürlüğü gasp edilen amirallerden birisiyim. Sertaç Başeren saygıdeğer profesörümüz de yıllar önce bizimle birlikte bu kıta sahanlığı, karasuları, münasir ekonomik bölge konularında sağ olsun gece 2'lere 3'lere kadar birlikte çalıştığımız çok değerli bir akademisyenimiz. Bu çabaları için her zaman şükranlarımı sunuyorum kendisine. Şimdi bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki çok uzun sürmüştü. O görüşmelerin hepsine katılmıştım. Aradaki kıta sahanlığı veya neticede orta yak neye bağlandı bu? Anlaşma imzalandı ama hangi esasa göre yapıldı? Bu esas hani sizin anlattığınız diğer 3 tane husus var. Kıyılar uzunluğu, orta yat ve bunun dışındaki uygulamalar değil. KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması hangi esaslara göre yapıldı? Teşekkür ederim. Efendim sırada güzergahını gözlediğiniz zaman belki tam orta yat değil, biraz daha güneyde. Ama asıl özellik şeride çıkıyor. Karpazur'un ucunda. Orada Kıbrıs'a yaklaşıyor. Orada zannediyorum ki şu esas çerçevesinde çizmişler. Orada olağan dışı bir coğrafya var. Karpazlı'nın arkaya doğru pek derinliği yok. Evet. O Kıbrıs Adası'nda özel bir yapıyı oluşturuyor bölgeye ilişkin olarak. O sebeple orada daha güneye doğru sarkmış. Hatta en uçta da dedim ya ölçmedim ama şöyle hatırladığım kadarıyla 12 mile yaklaşıyor. Daha batıya doğru, biraz daha yukarıya doğru, kuzeye doğru orta hatta çıkıyor. Zannediyorum bu çerçevede çizilmiş. Böyle bir şey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Soru ya da katkı bekliyoruz. Ben bir şey sorayım. Mikrofonu geçirmeyin. Arkadaşımıza da yani o kadar da dinledi kendilerini Kuzey Denizi ile ilgili olarak yani orası bir örnek ise sondaja başlamak ve sonuç alma bakımından Kuzey Denizi'nde adeta bugünkü Doğu Akdeniz gibi başlangıçta bir şey görünmüyor değil mi? O zaman tabii denizlerin dibi kaynaklar hakkında bugünün teknolojisiyle bugüne göre çok daha az şeyler denizlerin dibi daha az bilmiyor. Dolayısıyla 33 tane sondaj yapıldı. Belki bugün hiç ihtiyaç yoktu. Birinci sondajlar bugünkü bilgiyle belki birincisinde oraya bulabilirlerdi diye düşünebiliriz. Acaba böyle mi? Böyle mi? Yoksa bugün de Doğu Akdeniz'de hakikaten 33 sondaj mı lazım? Yani bilgi yeterli mi? Veya biz mi sahip değiliz? Birincisi bu. İkincisi, Kuzey Denizi'nde hukuki sorun kaldırmadı. Veya Kuzey Denizi dünyanın başka yerlerine örnek oldu mu? Çünkü bildiğim kadarıyla zaten deniz hukuku konferansları ondan sonra organize edildi. 82. Evet.
Dolayısıyla örnek gibi oldu, istisna mı oldu? Bize de bakımdan bir ipucu verir mi? Çünkü hatırladım, kendimden bir şey anlatmıyor ama o günlerin Norveç Deniz Kurulu Bakanı Yani şey yapmışlar, bize Yunanistan'da Arap yolculuk yapmaya hazırdı filan. Bu bakımdan da bir şey var mı? Bugünkü uluslararası hukukun veya deniz hukukunun veya enerjiyi de kapsayan uluslararası hukukun bize bir faydası olacak mı bu şekilde? Önce sözü Serkan Hoca'ya veriyorum, zaman bitirdiğinden sonra. Yani tabii ki uluslararası hukuk açısından konuya bakacak olursanız, mahkeme karar sözünün konuya ilişkin örf ve adet hukuk kurallarının tespit edilmesi bakımından önemli bir değeri var. Bu zaten kaynak olarak ifade ediliyor. Kuzey Deniz Kıta Sahibi Uyuşmazlık Kararı da konuya ilişkin temel ilkeleri ortaya koymuştur. Sayın Hocam'ın sözünü ettiği bu ipso facto bilici özellikleri kıta sahanlarının bu karar bu karar çerçevesinde hükme bağlanmıştır. Ve şu anda bildiğim kadarıyla o bölgeye ilişkin bir uyuşmazlık da yok. Ama pek çok uyuşmazlık var. Kıbrıs'ta bu konu bana sizin sorduğunuza benzer bir şekilde soruldu. Orada bütün meseleler halloldu. Burada niye hallolmuyor diye. Çünkü ben demiştim ki burada da öyle söyleyeyim. Burada bu petrol bize mutluluk getirmeyecek. Buradaki hidrokarbon bu bölgeye çok ağır diye görmeyin ama hakikaten kan ve gözyaşı getirecek gibi görünüyor. Çünkü bütün uyuşmazlıklar burada derinleşiyor. Sorun da şuydu, şimdi sizin işaret ettiğiniz hususu da öyle algılıyorum. Kuzeyde bu işler halloldu da burada niye halloldu? Burada iki tane temel problematik var birbirinden ayrı. Bir tanesi petrolün tamamen dışında. 1991'de Sovyetler Birliği çöktüğü zaman Rusya Federasyonu bölgeyi stratejik bir menfaat alanı olarak görmekten vazgeçti. Tarihi arka planda burada varlığı vardı. Çok da önemserdi Sovyetler Birliği Akdeniz'i. Düşünün, Nasır döneminde çıkarıldı ama Mısır'da vardı. Arnavutluk'ta Paşa Limanı'nda tesisleri vardı. Suriye'de çok güçlü bir arka planı vardı. Ama bildiğimiz koşullar bölgeyi terk etmesine neden oldu. Şimdi Rusya'nın bölgeye yeniden geri dönüşünü gözlüyoruz. Rusya bölgede bir rulet oyuncusu gibi herkesin kalesine para bastırıyor. Kim kazanırsa onunla beraber olmaya devam edecek. İsrail'le çok iyi ilişkileri var. Necdet bir kısmından bahsetti. Siz eğer benim işlerime taş koymazsanız ben de onlara S-400, S-300 satmam dedi. Mısır'la çok iyi ilişkileri var. Suriye'yle artık ilişkileri bayağı iyi bir noktaya geldi. Hatta Suriye adına sahaya indi. Yani doğrudan doğruya silahlı çatışmalara girmeye başladı. Bunun bir jeopolitik sebebi var, gazdan bağımsız olarak. Rusya, Sovyetler çöktüğü zaman 135 milyon nüfus ve 260 milyar dolar gayri safi milli hasılaya sahipti. Biz de eğer yanılmıyorsam o yıllarda 240 milyar dolar civarındaydık. Nüfusumuz da 70 milyon kadar. Dolayısıyla biz onlardan daha zenginiz diyebiliriz herhalde o dönem için. Şimdi 2012 itibariyle rakamları hatırlıyorum. Rusya Federasyonu 2.2 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam tabii hidrokarbon ticaretinde. Bu rakam tekrar küresel bir güç olma arzusunu uyandırıyor. Ve bunu Putin'in ikinci döneminde daha net bir şekilde görüyoruz. Burada amiraller var, konuyu daha yakından takip eden kişiler var. Deniz stratejisine ilişkin açıklamaları var. Diyor ki ben asıl olarak Akdeniz'e yerleşeceğim. Karadeniz donanmasının 2/3'ünü orada bulunduracağım. Kırım'daki limanı sadece oranın lojistik destek üssü olarak kullanacağım falan diyor. Bu şu demek, ben burada duracağım, hem Pasifik'e özür dilerim. Süveyş üzerinden Hint Okyanusu'na hem de Cebel-i Tarık'tan Akdeniz'e çıkabilecek bir pozisyon alacağım diyor. Bir küresel güç olma arzusunu yansıtıyor. Bu durum, bu bölgeyi uluslararası çekişmenin yeni bir merkezi haline
Amerikalıların Uzak Doğu'da Çin'le başa çıkmak adına bıraktıkları boşluğu Rusya Federasyonu burada doldurmak istiyor. Bu Akdeniz politiğinde bir dönüşümdür. Bunun yarattığı sorunlar var. Bir de bunun üstüne petrol ekle, hidrokarbon ekle. Rusya Federasyonu'nun hidrokarbona çok da ilgisiz olduğunu düşünemem. Gerçi Akdeniz hidrokarbon rezervleri onun sahip oldukları ve ticaretini yaptıklarının yanında çok küçük. Ama bir gün yeni keşifler olacaksa burada olmak ister tabii. Böyle bir boyutu da var. Onun için konu bu yanlarında çok karmaşık. Bir de içinde bulunduğumuz durumu düşünelim. Orta Doğu politikasında din çok önemli. Mezhep savaşları başladı şimdi. Bunlar kolay kolay sona ermez. Bizim meselelerimiz bakımından konuyu düşünecek olursak, haritalarda size uyuşmazlığın büyüklüğünü arz etmeye çalıştım. Öyle ufak tefek bir uyuşmazlık değil. Yani 150 bin kilometre kare civarında bir kıta sahanlığımız olması lazım diyorum. Bunun 40 bin kilometre karesini Yunanistan, 35 bin kilometre karesini Güney Kıbrıs Rum yönetimi sahiplenmeye çalışıyor. Bize bırakılan yer işte Türk Kanalı dediğimiz Kıbrıs'ın kuzeyindeki o ince şeritle Antalya Körfezi ağzındaki dar bir alan. Alanın uyuşmazlığın büyüklüğü ortada. Bir de rezerv meselesi var. Meis'in hemen güneyinde bir sahada Akdeniz'in asıl bir rezervinin olduğunu söyleyen jeolog arkadaşlarımız var. Tabii bu konuda spekülasyon çok fazla ama buradaki rezervin asıl Avrupa'nın dikkatini çekebildiği söyleniyor. Mesela yeni rezervler, Mısır yeni bir rezerv buldu. Bunu çok önemsemiyorlar. Diyorlar ki bu biyojenik bir rezervdir. Yani asıl büyük aranan rezerv değil. İşte o Mısır'ın ihtiyacını karşılıyor. Geri kalanlar gene pazara çıkmak bakımından çaresiz. Anlattı arkadaşım 6 trilyon veyahut işte 119 milyar metreküp mü? 119 milyar metreküp ya da 113 milyar metreküp hiçbir şekilde pazara çıkışı finanse edemiyor. Ancak işte Türkiye üzerinden hatta Türkiye'nin tüketimine yönelik olabilir. İsrail linkiyle birleşse gene olmuyor. İsrail'in en büyük ümidi gazı Mısır'a satabilmekti. Mısır şimdi kendi ihtiyacını buldu. O da orada kaldı, sıkıştı kaldı. Buralarda hem böyle çok büyük ölçüde şu anda görünen kadarıyla her şeyi değiştirecek çok büyük bir rezerv yok. Bilmiyoruz ne olacağını ama keşfedilenler işte aşağı yukarı ortada. Bunlar çözümsüzlüğü tahrik ediyor. Şunu da söyleyebiliriz. Çok büyük rezerv olsa belki kavgalar çok çok daha da büyük olabilir. O da var yani. O da var. Dolayısıyla çevrede kıyı devletleri açısından konuyu değerlendirdiğimizde kuzeydekinden çok farklı bir durum var burada. Çok daha karmaşık, çok daha farklı bir durum var. Onun için evet, uluslararası hukuk önceki kararların, çözümlerinin, örf ve adet hukuku kurallarını tespit etmek bakımından öneminin altını çizmiş. Orada bulunan hususları da dikkate almak lazım. Zaten ben de bazı kararlara atfen sunuşumun takdimimi yaptım. Bu doğrudur. Uluslararası hukukun kararlara atfettiği yönem. Ama Akdeniz, kuzeyin politik ortamından çok farklı bir konumda. Dolayısıyla ben yakın bir çözüm görmüyorum. Hatta bu rezervlerin işi giderek daha kötü hale sokacağı kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Hocam o konuyu dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama şöyle söyleyeyim. Yani yeterli sayıda kuyu, 34. kuyu hikayesi zaten o konunun ortaya atılması dediğim gibi yani Doğu Akdeniz'de yeterince arama yapılmamış. Acaba Kuzey Denizi gibi bir potansiyel arz edebilir mi? Hatta dendi ki İsrail'in ilk keşfine kadar da çok sayıda kuyu açılmış fakat orada olmadığı varsayılmış. Ancak özellikle Amerikan Enerji Bakanlığı'nın ve USGS'in United States Geological Survey'in bir takım açıklamalarından sonra biraz daha ilgi olup
Leviathan keşifleri başlamış. Böyle bir iddia var. Şimdi petrolcülükte, petrolde doğalgaz, özellikle denizel aramalarda daha çok sismik öne çıkıyor. Ama bir taraftan da karadan yaptığınız yüzey jeolojisi çalışmaları, ana kayayı bulma çabaları, onun aşağı doğru uzantısına bakma. Yani bu, ama son tarihte hem teknoloji ama daha çok da yorum meselesi. İşte Kuzey Denizi'nde 33 tane kuyuda bulamayıp burada bir şey yok deyip o basende, yani basen olabilir ama onun içeriğin ne olduğunu bilmeniz mümkün değil. Sismik bir sismik arama yaparsınız, 2 boyutlu, 3 boyutlu. Aşağıda bir yapı görebilirsiniz ama dediğim gibi sondajla onu taçlandırmadan orada fiziki olarak petrolün gazın olup olmadığını bilemezsiniz. Fiziki olarak bulabilirsiniz. Petrol fiyatlarına göre ekonomik olmayabilir. Yeterince test yapmadan, yani basınçla debi arasındaki ilişkiyi uzun süreli test etmeden onun uzanımı hakkında bir bilginiz olmaz. Şöyle bir rakam verelim. Yanlışsa hani sen de düzelt, daha güncel rakamlar varsa. Karadeniz'de örneğin bir tane kuyu açmanın maliyeti 250-300 milyon dolar. Şimdi açtınız, bulamadınız. Tamam, gene bir takım veriler elde etmiş olursunuz ama en azından 2-3 tane kuyu delmeniz lazım. Mesela Türkiye Petrolleri'nin bugüne kadarki en büyük avantajı, o ruhsatlar bizim elimizde. İlgi duyup gelenlere, petrolünden 100-140 dolarları gördüğü zamanlar daha fazla cazibesi var bu alanların. Herkes yeni basen arıyor. Ve orada mesela BP geliyor, Exxon geliyor diyelim. Ya da hangi şirket gelirse gelsin, çoğunlukla iki kuyu delme garantisiyle geliyor. Yani benim ruhsatlarım var. 2 boyutlu, 3 boyutlu yeter yetmez sismiğim var. Sen de bir miktar sismik yapıyorsun ama 2 kuyuyu açma taahhüdü veriyor. Eğer 2 kuyuyu açmazsa bir ceza ödüyor. 2 kuyuyu deliyor, tamamen kendim üstleniyor maliyeti. Eğer bulursa yatırımını makul bir iç karlılık oranıyla geri alana kadar belli bir miktarda, genelde anlaşmaları öyle yapılıyor diyelim, üretim paylaşım anlaşmaları, parasını çıkardıktan sonra paylaşıyorsunuz belli koşullarda. Şimdi yani 250-300 milyon dolara bir kuyu açıyorsunuz. Doğu Akdeniz'de de durum aynı. Petrol fiyatları düşmüş. Doğal gaz fiyatları da düşmüş. Dolayısıyla şimdi yatırımlar şu aşamada çok cazip değil ama yeterli kuyu açmadan, yeterince sismik yapmadan, hele bir de böyle kıyıdaş ülkeler anlaşmadan var ya da yok diyecek durumda değiliz. Karada bile böyledir. Yani Türkiye işte 1300-1500, bilemedim 1800 tane arama kuyusu açılmış Raman 8'den bu tarafa. Bugün son yıllarda mesela daha derin demeyeyim ama paleozoik yaşlı formasyonlarda bir umut gördük mesela. Ama bu 10 sene önce, 20 sene önce bu bulgu somut olarak yoktu. Dolayısıyla hem teknoloji ilerledikçe hem de yorum meselesi farklı farklı şeyler ıskaladığınız bir şeyi sona görebiliyorsunuz. 34. kuyu öyle olmuş. Yani 33 tanesinde bulunamayıp umut kesilmişken son bir kuyu daha delelim demişler ki bunu yapanlar, anlatmaya çalıştığım gibi yani BP'si, Exxon'u, Shell, yani bütün kalbursu ne kadar firmanın, ne kadar jeoloğu, jeofizikçisi varsa bunların tümünü bulamadığı bir şey ama ya şimdi şeyde ezberinde bile kalmadı. Cem'in verdiği görev hani onu yaparken taradım. Son bir hamleyle başka bir yorumla burada şu ana kadar dünya için çok önemli bir basen olan Kuzey Denizi keşfediliyor. Yani Doğu Akdeniz'de neden olmaz? Hele kıyıdaş ülkeler anlaşırsa, orada bir kavga gürültü iklimi olmasa daha da rahat yatırım yapılır. Risk maliyetleri de daha düşer. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında biraz daha makul seviyeye geldiği bir ortamda Doğu Akdeniz aranması gereken önemli bir alan. Ama dediği gibi ben İsmail Hakkı Demirel'i geçenlerde Barolar Birliği'ndeki bir toplantıda dinledim. Yani olumlu anlamdaki yorumları daha çok bize yakın, Sertaç'ın gösterdiği haritalardaki coğrafyada daha derin formasyonlarda olduğunu o iddia ediyor. Ama TEPA'da birçok arkadaşla konuşuyorum. Onlar öyle bir yani ana kaya görmediklerini, böyle bir olanağın çok zayıf olduğunu söylüyorlar. Yani ikisi de görüş. Yani ama hangi görüş kazanır onu bilemiyorum. Ama burada art niyet yok yani onu söyleyeyim. Şunun için sordum. O tarihte 69'da offshore daha yeniyken nispeten 33 kere dermek fazla değil mi? 33 büyük bir sayı değil mi? Yani şimdi hocam bu incelemeyi yaparken şey farklı yani petrol fiyatlarının durumuna vesaire yani terk etmek durumundayken hani detayını hatırlamıyorum, yanlış bir yorum yapabilirim ama sonuçta oradaki hikaye 33-35 kuyu açıldıkta bulunamadı.
sonunda o riski almışlar. Yani birçok firma bırakırken bunlar ısrar etmişler ve o ortaya çıkmış. Yani herkes kendini öne çıkarıyor ama işte bir oradaki adını hatırlamadım, bir jeoloğa atfen onun çabalarıyla buna ısrar edildiği ve yapıldığı söyleniyor. Yani bizdeki şey gibi, ilk keşfimiz hiçbir zaman kıyaslanmaz ama Raman 8. 8 tane ya da belli sayıda kuyu açmışsınız, bir şey bulamamışsınız. Ama yıllarca en çok üreten sahalarımızdan bir tanesi Raman. Ben onun tarihiyle ilgili de bir toplantı yapmıştım. Mesela kimdir bunun başı? Meta yapıyor o zamanlar bu işi. Meta'nın başında İhsan Ruhi Berent var o zaman. İhsan Ruhi Bey'i davet ettik paneme. O arada baktık şey kimdir? Bunun jeoloğu kimdir? Meşhur Necdet Eryar. Onu çağırdık. İkisi birbirinin can düşmanı ama oturdular masanın başına. Çok enteresan. Dedik ki peki jeofizikçi kim? O tarihlerde jeofizikçi yok dediler. Hani herhangi bir mesleki disiplini ıskalamayalım diye. O zaman dedik ki ustabaşlarımızı da çağıralım. Sorduk, o zaman ustabaşı da yokmuş. Ama şimdiki meşhur ustabaşlarımız o zaman böyle çoluk çocuk. Hep Amerikalı tuğpuşurlar işte. Onlar varmış. Onların ağzının içine bakan falan. Onlardan çağırdık. Muhittin Eren'i falan çağırdık o toplantıya. Abdurrahman Eren'in babası rahmetli. Dolayısıyla yani çok hoş bir şey oldu ortam. Orada hepsi anılarını anlattılar. Yani o güne kadar ıskalanmış ama o gün bu keşif yapılmış. Petrol mühendisleri de çağırdık. İlkte Hulusi Berigen'le Abdurrahman Durukal nöbetle şey yapmışlar şeyleri. Hani biri almış, öteki sonra devralmış kuyuyu. Büyük bir heyecanla anlattılar. Şimdi mesela öyle teknolojiler uyguluyoruz ki şu shale gaz, shale oil. Örneğin hidrolik çatlatma senelerdir uygulanan yöntemler ama bir de yönlü sondaj dediğimiz yani geçirgenliği az formasyonlara geçirgenliğini artırabilmek için yönlü sondajla fazla da nüfuz edebilmek için hani geçirgenliğe ama daha çok nüfuz edelim şeye, yüzeye ve bir de hidrolik çatlatmayla kum ve su basarak onun kapanmamasını sağlıyorsunuz, daha çok üretiyorsunuz. Zamanında mesela asit diyorsunuz ya da yönlü sondaj nasıl yapılıyor? O yıllarda anılarını okudum Muhittin Eren'in. Çalakalem yazmış, doğru düz yazar çizerdi. Kuyunun başından diyor çakıl taşı döküyorduk bir tarafına. Orası daha sert olduğu için kuyu bu tarafa dönüyordu. Yani o şeyleri var, anılarını yazmış. Dolayısıyla o günden bugüne teknolojide de muazzam dönüşümler olmuş. Hani şimdiki keşifler belki biraz daha hani bilimin sayesinde daha şanslı. Onun için hani devam etmek lazım. Ama bunu yapabilecek güçte bir TPA var mı? Bugün yok. Bir de onu da parçalayıp hani özel, daha doğrusu özelleştirmeye çalışıyorlar. Ama TÜPRAŞ bizdeydi. Yani bizdeydi diyor. 26 sene görev yaptığım için. Petkim bizdeydi. Petrol ofisi bizdeydi. İKSAŞ'ı, DİTAŞ'ı vesairesi. O gerçek anlamda dikey entegre bir yapıydı. Şimdi o yapımızda yok. Para yok. Her sene gidiyorsunuz. Para dileniyorsunuz şeyden. İşte verirseniz kuyu açarım. Ben konuştum arkadaşlarla geçen gün bir toplantı vardı. Önümüzdeki yıl maaşları nasıl ödeyeceğiz diyorlar personelciler bize. Yani petrol fiyatları da düştü. Dolayısıyla yani böyle bir yapıyla başarılı olamayız. Buyurun efendim. Arkadaşlar bir Emin Erol, emekli Deniz Kurmay Albay ve doktorant, doktor öğrencisi. Doğu Akdeniz'de ki mücadelenin içinde hidrokarbonun yeri giderek ağırlık kazanıyor. Yani Doğu Akdeniz'de jeopolitik bir mücadele var, doğru. Ama bunun içerisinde hidrokarbon bahanesi diyelim. Belki hidrokarbonun kendisi değil ama onun bahanesi yer alıyor. Ağırlık kazanıyor. Şöyle Türkiye'den güneyinden doğru bakarsak biraz Suriye'deki olaylar çıkmadan önce hidrokarbon ihalesine çıktığında ihale aslında açmadan doğrudan doğruya Soyuz Neft'e gaza ruhsatlar verdiler Suriye yönetimi. Halihazırda ruhsat ondan ancak karışıklık nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Yani Rusya Soyuz Neft'e gazla Suriye'de halihazırda zaten. Lübnan ihaleye çıktı, ön kabulleri aldı ancak devam edemedi. Kendi iç karışıklıkları, iç siyasi karışıklığı nedeniyle
hükümet gerekli olan kararnameleri çıkartamadığı için ihale süreci yarım kaldı, devam edemedi. Pek çok uluslararası şirket sektörünün yükseldiği dönemde başvurmuştu. Şimdi aynı ilgiyi devam ettirdiler mi? Meçhul. Güney Kıbrıs'a geldiğimiz zaman ikinci ihale, yani birinci ihale siz bahsettiniz, Noble Enerji aldı. İkinci ihalede Kogaz Eni ortaklığıyla Total'e verildi ama bu ihale sürecinde yine Rusya vardı. Gazprom Bank'in bir konsorsiyumuna da saha tahsis edilmişti. Ancak görüşmeler sırasında herhalde anlaşmalı ya da kârlı bulmadılar. Karşılıklı vazgeçtiler. Gazprom Bank'a orada ihale verilmedi. Sadece bu Eni Kogaz'da Total'e verildi. Üçüncü ihaleye şimdi çıkıyor Güney Kıbrıs. Ama çıktığı dönemde bakıyoruz şimdi petrol fiyatlarında büyük bir düşüş var. Doğalgazda düşüş var. Bu ortamda uluslararası şirketler ne kadar iyi gösterecekler? Yani ekonomik anlamda ne kadar iyi gösterecek? Ama siyasi anlamda belki Noble'ın birinci ihalede geldiği gibi yine bir uluslararası şirket kendi devletinin yönlendirmesiyle buraya gelir mi? Rusya'nın yönlendirmesiyle Gazprom gelir mi mesela? Onu göreceğiz, zaman içerisinde göreceğiz. Çok uzun zaman değil, bu Temmuz ayında bir sonuca ulaşacağını bekliyoruz. Benzer şekilde Yunanistan ihaleye çıktı. 25 tane sahayı ihaleye çıkardı. Ancak iki tanesi Yunan şirketi olmak üzere 3 sahada ruhsat verebildi. Yani söylemek istedim, bunlara uzattım biraz belki ama ihale süreçleri, ihaleye çıkmış olması hemen şirketlerin orada ilgi gösterip de yatırım yapmasına yol açmıyor. Bir süreç gerekiyor ve ekonomik olması. Zaten dünkü konuşmalarda da daha doğrusu sabah Öğütçü ve Mehmet Öğütçü de bahsetti. Kıbrıs'ta sorun çözülse, Suriye ile anlaşma tamamlansa doğrudan doğruya bu iş halloldu diyebilecek miyiz? Hayır diyemeyeceğiz. Şeyin çıkışı için muhakkak ekonomik olma zorunluluğu var. Bu ekonomik olma zorunluluğu aynı zamanda ya da ekonomik olarak hakikaten kârlı olduğunu düşündükleri zaman da inanıyorum ki ekonomik çevreler, uluslararası örgütler, şirketler, devletleri de, hükümetleri de sorunları çözmeye zorlayacaklardır. Yani Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynakları şu anda gördüğümüz şekliyle evet soruna sebep oluyor, sorunları derinleştiriyor ama bu onu barışa zorlama potansiyelini de yanında getiriyor. Yani hem challenge var hem opportunities var. İkisi bir arada. Bunu belirleyecek olan da, yani hangisinin öne çıkacağını belirleyecek olan da ekonomik faydanın büyüklüğüdür. Ekonomik fayda ne kadar büyük olursa, büyük olduğu ortaya çıkarsa, o zaman barışa zorlama ihtiyacı ortaya çıkacak, zorlama kapasitesi ortaya çıkacaktır. Ama görünen şu ki, eğer burada böyle bir potansiyel var ise ve iyimser bir bakış açısıyla kıyıdaş devletler hakikaten bölgesel barışı arzu ediyorsa, kendi ülkelerinde ekonomik refahı arzu ediyorsa bu barışın olması yönünde tercih kullanacaklardır, kullanmaları gerekir. Ve ekonomik olarak bir imkan var ise bunu da değerlendirmemiz lazım, bunu da söylememiz lazım diye düşünüyorum. Buna bir de örnek vereceğim. Geçmişten Avrupa Birliği'nin kuruluşundan örnek vereceğim. Avrupa Birliği'nin kuruluş tarihine baktığımız zaman ilk ortaya çıkışı Fransa arasındaki kömür havzasının paylaşımıyla ilgili, yani bir enerji kaynağının paylaşımıyla ilgili demir çelik birliği olarak kurulmuştur. İlk Avrupa topluluğunun ilk adımı. Daha bir yıl önce, birkaç yıl önce savaşıyorken savaşı bırakıp birlik, ekonomik birlik olarak başlayan ama ekonomik, şimdi siyasi birliğe dönüşen bir adım atılmış o zaman. Yani geçmişte bu Avrupalılar açısından başarılabilmişse, enerji kaynağı üzerinden böyle bir işbirliği yaratılabilmişse, neden Doğu Akdeniz için böyle bir imkan gelecekte ortaya çıkmasın? Belki bugün gördüğümüz bize buna
çok cesaretlendirmiyor bunu anlamak, bunu değerlendirmek anlamında ama gelecek için de böyle bir ne diyeyim, zemin olduğunu bilmemiz, değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Vallahi gönlümden benim de her şeyin sürtünmen olması geçiyor ama aklım başka türlüsünü söylüyor. Bir defa kıyılarda bir mezhep savaşı başladı. Çok yıllar süren iç savaşlar izlemeye devam edeceğiz. Burada bu konu var. Öbür taraftan hadi medeniyetler çatışması demeyeyim de birbirlerini öteki olarak gören adamlar burada mücadele ediyor. Kuzeylerimizin de öyle değil. Hepsi birbiriyle daha başka ilişkiler içerisinde olan insanlar. Burada daha derine inmiş uyuşmazlıklar var. Öteki olarak görüyor. Böyle söyleyeyim, böyle ifade ediyorum. Öbür tarafta herkes ya hep ya hiç oluyor. İşte görüyorsunuz yani Veys adası için adam Akdeniz'in ortasında 40 bin kilometre kare istiyor. Veya 20 kilometrelik bir kıyı için 70 bin kilometreye göz dikiyor. Bunlar ya hep ya hiçe oynamaya yönelik bir anlayışı sergiliyor. Bunlar barış vaat etmiyor. Bilmem, belki de çok karamsar düşünüyorum ama gönlüm size inşallah çözülür. Yani Eroğlu'nun tekliflerini ben can yürekten destekliyorum. Diyor ki Eroğlu, beraber bir komite kuralım, beraber ihaleye çıkalım, bunun parasını da buradaki problemleri çözmek için kullanalım. Bu gazı getirelim. Bunu hatta Noble Enerji'nin ilk CEO'su da söylüyor. Hatta Noble Enerji'nin CEO'su kalkıp gidip dönemin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Enerji Bakanı'na diyor ki gazı önce size buraya getirelim. Siz burada elektrik üretim ihtiyacınız var. Bilahare Türkiye'ye götürelim. Orada da işte satalım, fazlasını pazara çıkaralım. Peki bizim gaz ne olacak diyor biz de keşfedersek. Diyor ki o zaman işte der bunları Türkiye'de satarsınız fena mı olur? Bu konuda bir uzlaşıya varıyorlar aşağı yukarı. Kalkıp Amerikan elçisine gidiyorlar. Diyorlar ki böyle böyle yapalım. Bu iş için sen de bize yardımcı ol. Ama sonra bu girişimlerin hepsinin birdenbire yok olduğunu gördük. WikiLeaks belgelerine yansıdı bu söylediğim hususlar var orada. Sonra birdenbire bitti. Arkasından Eroğlu önerilerini getirdi. Bu gazı birlikte kullanalım, yapalım diye. Hiç üzerinde bile durmadılar. İki gün sonra Eroğlu'nun görüşlerini iade ettiklerini biliyoruz. Evet, gönlüm çözümden yana. Yani bu zenginlikler ekonomiye katkı sağlasın. Kıyı devletlerinin insanlarına mutluluk getirsin, refah getirsin. Gönlümden bu geçer. Ama gördüğüm o değil. Teşekkür ederim. Hocam ben rica etsem kayıt almasanız olur mu? Hala kamu görevli sorumuz. Kayıt al, kayıt mikrofonu veriyoruz. Sen şey kayıt almıyor. Tamam, almış şu an. Sorun değil. Öncelikle konferansa daveti için Uğuz Bey'e teşekkür ederim. Siz değerli konuşmacılara da çalışmalarınız için teşekkür ederim. Şimdi Doğu Akdeniz'in kaynaklarıyla ilgili olarak gerek bakanlık, gerek Kuzey Kıbrıs ilgilileri aydınlatıldı. Bizzat ben de bu konularda bu aydınlatma çalışmalarında bulundum. Uluslararası ortamda da 2 yıl önce Roma'da bir konferansta Türkiye'nin tezleri anlatıldı, ispatlandı. Ticari, teknik gerekçeleriyle ve bu toplantıda Rum tarafından tutun da Rusya'ya kadar bütün ilgili oyuncular da vardı. Yani sonuçta herkes buranın ne olduğunu biliyor. Sadece bilmiyormuş gibi yapıyor. Özellikle politikacılar. Bunda en çok payı olan da Güney Kıbrıs politikacılar. O kadar abarttılar ki artık geri de dönemiyorlar. Herhalde politikacılar her yerde aynı. Şimdi bunun dışında Akdeniz'in potansiyeli nedir, ne değildir? İşte Anneksa Mandır konuşuldu. Bununla ilgili bizim sismik ekibimiz burada çok detaylı sismik çalışmalar yaptı. Bunun sonucunu göreceğiz tabii. Sonucunu görmek için de 400 milyon dolar plus, yani artı diyelim, bir maliyetimiz var.
artı teknolojiler, gerekli teknolojileri kullanmanız için de yurt dışındaki bir takım firmalara ihtiyaç var. Şimdi Akdeniz'in potansiyeline devam edersek, evet İsrail'in bir vazgeçmiş var, Mısır'da var. İşte Rum kesimini yaptı, yani Rum kesimini olan bir keşif var ama ancak ikinci kuyu hiç beklendiği gibi çıkmadı. O yüzden sürekli Necdet Hocam yalan söylüyor pozisyonuna düşüyor. Her seferinde yeni bir rezervle çıkıyor karşınıza. Tabii gazda rezerve saklamak çok zor. Çok 10 tane uzman getirin, 10 tane farklı rakam çıkartır size. Bu teknik gerekçelerine girmeyeceğim ama şimdi gaz olunca hele bu da bu gazı da İngilizce olarak cross border projects veya birden fazla ülkeden geçen bir proje ise bu çok zor, çok öyle kolay bir şey değil. İşte uzmanlar haritayı alır eline, işte şuradan geçirirler, buradan bir boru hattı yaparım der, işte yüzen elenci der, işte der de der. Ama endüstride sistem böyle çalışmıyor. Bunun işte en sondan alıcı ülke garantilerinden tutun da sigortaya kadar yansıyan bir sürü maliyet ve ilgili anlaşmalar var. Kimse de böyle bir gaza hiçbir bankada finans sağlamaz. Dolayısıyla yani Akdeniz'de ne olduğunu aslında bilen biliyor. İlave potansiyeli geldiğimizde işte Lübnan offshore ihalesi düzenledi ama bir türlü o 24 tane farklı fraksiyon birbiriyle anlaşamadılar. İhale sürekli erteleniyor. Bu görünen neden, görünmeyen bir başka neden de aslında yeterli potansiyel var mı yok mu bunun tartışması Lübnan offshore'unda. Suriye offshore'una baktığınız zaman çok beklendiği gibi cazip bir şey yok veya görünmüyor şu anki bilgilerde. O yüzden Soyuz Neft'e gazla anlaşma yapıyor. Çünkü kendi taraftarı. Keza İsrail'deki sahaların satışlarına bakarsanız çok enteresandır. Hep Anglo-Sakson kökenli firmalar hisse alır veya proje geliştirir. Dünyada her yere saldıran Çinlilere bakarsanız hiçbirisi yok orada. Bu bir tesadüf değil herhalde. Sonuçta bölgede bu kadar büyük gaz varken, örneğin Irak'ta sıfır maliyette çok büyük bir gaz var. Çünkü anlaşmaların duası gereği Irak gazı, asosiye gaz sıfır maliyette Irak hükümetine teslim ediyor yatırımcılar. Keza İran var, İran'da çok büyük gaz var. Belki doğru Doğu Akdeniz'in enerji bağlamından iki tane yer isim vereceğim. Çünkü geçmişte ve günümüzde geçiyor. Bir tanesi Ceyhan, bir tanesi Banyas. Yani bu kadar enerjinin Akdeniz üzerinde diğer ilgili marketlere gitmesi için hep düşünülen, konuşulan yerlerden birisi. Biraz da belki hani bu anlamda bakmak lazım. Hani konuşacak daha çok şey var ama zaman kısıtlığından dolayı burada bırakıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka birisi varsa konuşsun. Var. Sonra kalalım. Ondan sonra. Hakan Hoca'ya verelim. Sonra Oğuz abi. Sonra en son. Tamam. Üst üste konuşma oluruz. Hakan Özyıldız. Ben sorunla yanlış anlamadıysam iki tane boru hattından bahsediyorum. Birisi Suni hattı, Katar'dan başlıyor. Suudi Arabistan, Irak bir on civarından Suriye'ye geliyor. Öteki de Şii hattı, İran'dan başlıyor. Irak'tan geçiyor da Suriye'ye geliyor. Ya. Katar, Suudi Arabistan, Suriye. İran, Suriye. Suriye. İkisi de Suriye gibi. Şimdi bunu duyduktan sonra kafamda arada da Sayın Hocam'la, Hüseyin Hocam'la konuşuyorduk. Acaba bu IŞİD, PKK durduk yere çıkmamış olabilir mi? Özellikle IŞİD. Çünkü PKK hadi bir Kürtistan bağımsızlığından çıktı da IŞİD nereden türedi diye düşündüğümde acaba bunlarla bunun bir bağlantısı var mı diye aklım takıldı. Yani bu konuda fikri olanları da dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Benimki sorudan birkaç tehdit var. Suyum diyor.
Şimdi geliyor mu? Sen bana şuradan geliyor mu? Şimdi benimkisi birkaç tane tespit sorudan çok. Yani hem bugünkü konuşmalar hem dün Emre Cem Gürdeniz'in konuşması. Yani şimdi burada resme bir resimde bir sürü parametre var. Ben mühendis olarak yaklaşıyorum. Bu vektöre ilişki sadece vektörlerden bir tanesini alıp mutlaklaştırmamak gerekiyor. Tamam. Şunu söyledi Katar projesi. Yani Mehmet Bey herhalde ölçmedi Katar'dan buraya kaç bin kilometre yani kaç bin kilometre boru döşenmesi gerekti. Bütün Suudi Yarımadası'nı geçeceksiniz, Ürdün'ü geçeceksiniz, Suriye'yi geçeceksiniz. Bedava olmuyor. Sonra kendi söyledi ki ya dünyada proje para verecek kimse yok diye. Para verecek kimse yoksa proje nasıl gerçekleşecek? Dün söylenen İsrail gazını Kıbrıs'a geçirip oradan Girit'i, oradan Yunanistan'a ulaştırmak. Yani bunu söyleyenler kendi raporlarına baksınlar, AB'nin raporu. Bu işin kaç ne kadar daha pahalı olduğunu. Bakın denizde boru hattı döşemi, karadaki boru hattı döşemi gibi 5 katıdır. Yani hep uzayan mesafenin bu katı. Herkes buradan bir pay çıkarmak için. İsrail gazını Türkiye'ye getirecekler. Evet, denizden çıkan gaz daha pahalıdır. Bir takım gruplar oynuyor işte Zorlu, işte Aksoylar vesaire. Acaba bir yerden bir şey kapar mıyız diye. Ya başka birileri de Kürt gazının pazarlama çalışıyor. Dün Necdet haklı olarak değil yani bu egemenlik meselesi var. Siz yani bir ulusun, bir devletin egemenliğinin hükümranlık hakkını ayaklar altına alıp yok sayıp, anlaşma yok sayıp boru hattı inşa etmeye kalkarsanız, mevcut boru hattına kanunsuz şekilde gaz basarsanız ya da petrol basarsanız yani bunlar bu şekilde kalmaz. Yani unutulmaz. Bu çok değişkenliğin olduğu bir şey, çok bilinen bir denklem. Denklemin bir tane tarafını mutlaklaştırıp bu böyle olacak diye konuşmamak gerekiyor. Nasıl ki istihbarat örgütleri hiçbir zaman tek bir stratejiye dayanmazlar. Her zaman alternatifleri vardır. Bu petrol ve gaz önünde öyle. Tek bir alternatif değil, çoklu alternatif var. Ona dikkat çekmek istedim. Aykut Hoca'ya. Aykut Göker. Ben pişmiş aşa pek su katmak istemiyorum ama bir şey kafamı takıldı. Öyle anlaşılıyor ki Doğu Akdeniz'de Türkiye güçlü bir oyuncu olmak zorunda. Ve bu öyle bir coğrafya ki sonuçta belki sorunu güç çözecek. Peki net sorum şu, bilim ve teknolojiye egemen olmayan ülke burada nasıl büyük oyuncu olabilecek? Teşekkür ederim. Sonra ben sorayım. Efendim, ben de emekli koramiral Atilla Kezek, Canan Miral'in gibi önce Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptım. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı kendinden teslim aldım. Ondan sonra Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz sahillerinden sorumlu Güneydeniz Sağ Komutanlığı'nı yine o vatan hainliği nedeniyle görevi terk etti. Ondan sonra teslim aldım. O hapse girdi. Orada takip etmedim onu. O görevi tamamladıktan sonra Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na atandım. Bu konulara oldukça yakın bir görevde bulunurken 9 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay'ın vatan hainleri kararını onayladığı günün ertesi günü istifamı Deniz Kuvvetleri Komutanı'na verdim. Ve tekrar Can Amiral'i takip edip sokaklara çıktım. Arkadaşlarımız çıkana kadar da hukuk yolunda mücadele ettik. Ben de emekli olarak onlarla birlikte oldum. Önce bu seminere katılmaktan büyük onur duydum. Böyle seçkin katılımcı grubu içerisinde bulunmak bizim için büyük onur.
Çok keyif aldım. Sayın hocam başta olmak üzere emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimi borç biliyorum. Bu konular, bu deniz konuları, son öğlenden sonraki konular özellikle. Ben enerji konusunda uzman birisi değilim ama Necdet hocamın kitapları da takip ediyorum. Yakından izlerim senelerdir. Enerji Türkiye, sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun anahtarı, dünyanın anahtarı, en önemli enstrüman. Ben sadece Doğu Akdeniz, Karadeniz bölgemizdeki olaylar yönünden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Biz deniz kuvvetleri olarak yıllardır MGK'ya karşı, MGK'ya bile getirdiğimiz Doğu Akdeniz, Karadeniz konularını kaç defa getirdik bunları. MGK'da deniz kuvvetleri komutanları bu konularda birçok teklifler yaptılar. Bu konulara çözüm bulunması için önceden birçok uyarılarda bulunduk. Ama maalesef bu sorunlar bugün o günlerden daha fazla artarak bu vaziyete geldi. Münasır ekonomik bölgeyi ikili çözebileceğimiz ülkelerin hiçbirinden dost değiliz şu anda. Herkesten problemimiz var. Sertaç Hoca'nın dediği gibi problem çözülecek gibi değil şu anda. Çok büyük sıkıntılar var önümüzdeki dönemde. Ha bu dönemde ne oldu? İşte bunlardan uğraşan, bu projelerin peşinde koşan, biz geçmişten bize deniz kuvvetleri olarak miras gördüğümüz denizlerdeki haklarımızı savunurken kafamıza işte bu balyoz denen şey indi. Ve birçok arkadaşımız Genelkurmay Kıbrıs Yunanistan Dairesi'nde çalışan amirallerimizin hemen hemen hepsi hapse girdiler. Görev yerlerine yapıldı operasyon. Tabii o balyoz indi ama sapı kimin ellerindeydi onu takdirlerinize sunuyorum. Maalesef ülke menfaatlerini korurken kendi vatandaşlarımız tarafından da terk edildik diyebilirim. Yani aklı selim sahibi küçük bir kesim hariç maalesef o olayları geçmişten kalan algılarla da bize yakıştırdılar. Sonunda Avrupa Birliği'nin ilerleme raporuna kadar girdi deniz kuvvetleri. Şimdi kendi kuvvetimin birazcık reklamı gibi olacak ama 1960'lardan itibaren demin dışarıda Necdet Hocam'a da anlattım. Deniz kuvvetleri olarak biz eğitimli insan gücü üretmek için çalıştık. Yani üretimde malzeme değil, önce eğitimli insanı üretmeyi hedef edindik. Ve Deniz Harp Okulu'nda lisans programında okulu dereceyle bitiren 15-20 arkadaşımızı daha o günlerde 2000'li yılların vizyonuyla yurt dışında ilave eğitime gönderdik. Master yapmaya gönderdik, doktora yapmaya gönderdik. Hedefimiz neydi? Daha sonra haklı çıktık çünkü 60'larda başladığımız bu programı hızlandırdık. 74 yılından sonra bize uygulanan ambargo özellikle dışa bağımlı silahlı kuvvetleri oldukça kötü durumda bırakmıştı. O yetiştirdiğimiz adamları yurt dışından döndürdükten sonra 80'li yılların başında kurduğumuz araştırma merkezi ki şu anda herhalde Türkiye'de başka araştırma merkezi yoktur. Yaklaşık 100 tane mühendisi olan %70'i 80'i Deniz Harp Okulu'ndan yetişmiş yurt dışında ve Türkiye'nin iyi üniversitelerinde eğitim görmüş arkadaşlarımızı o araştırma merkezinde, tersanelerde, teknik görevlerde ve eğitim yuvalarında topladık. Onlarla adım adım 2000'li yıllarda MİLGEM dediğimiz bugün iftihardan söylüyoruz. Çünkü milli sanayi adına Türkiye'nin bir numaralı projesidir şu anda. Üzerinde başka bir proje yoktur. O mühendis arkadaşlarımız o araştırma merkezinde sivil bir kısım mühendisle beraber, kadrolu mühendisle beraber bugün dünyada 7-8 ülkenin yaptığı torpidoyu yaptılar. Bugün sualtı radarı diyeceğimiz sonarı yaptılar. Bunların hepsi millileşti. Bize indirilen balyozun sapının kimler tarafından tutulduğunu takdirlerinize sunuyorum. Sayın hocam söyledi demin. Yani Doğu Akdeniz önümüzdeki dönemin dün sevgili Cem de anlattı. En önemli dünya üzerindeki stratejik anlamda en önemli bölgesi olacaktır. Eğer güçlü bir deniz kuvvetimiz olmazsa bu konuda da
bugünkü durumumuzdan farklı bir yere gitmeyeceğimizi açık açık ifade etmek isterim. Yine Sayın Hocam'ın söylediği son bir şey vardır. Kendi değerlendirmemi söyleyeyim IŞİD için. IŞİD bana göre ABD'nin Suriye'deki, Kuzey Suriye'deki Kürt grupları legal olarak silahlandırılması için üretilmiş bir örgüttür. Nüvesi vardı. Saddam'dan sonraki Sünni grupların içinde yuvalandığı bir grup şeydi o, örgüttü. Onu geliştirdiler. Aksi takdirde ABD'nin Suriye'deki Kürtlere silah yardımı yapması mümkün değildi. Nasıl Suriye legal olarak Rusya'yı çağırdı? Amerika'yı çağırmadan oraya gidilmesi, Amerika'nın orada bir Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir devlete karşı bir yere silah yardımı yapması mümkün değildi. Onun için üretilmiştir. Bana göre oradaki amaçlar tamamlandığında kendiliğinden kaybolacaktır. Ufacık bir örgüt dünyaya kafa tutar durumda şu anda. Mümkün değil böyle bir şey. Yine tahmin ediyorum Clinton'ın başkanlığından sonra, Bayan Clinton'ın Kuzey Irak'ta bağımsızlığını ilan edecektir. O bölge yeni döneme gebedir bundan sonra. İşte bunun içinde oyun kurucu, oyuncu veya figüran olmak bizim elimizde. Ama maalesef şu anda gerçek gördüğümüz, biz denizciler olarak biraz dış politikaya yakınız görevlerimiz icabında da. Geçmişte Dışişleri Bakanlığı, bakanlığımız alternatif politikaları üretir, siyasi iradenin önüne götürür, 2-3 alternatifle karar çıkartırdı. Şimdi bu iş tersine döndü, yukarıda karar veriliyor, aşağıda ona uygun argümanlar bulunuyor. Bu şekilde sağlıklı politika izlenmesi mümkün değil. Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. Canan Anoğlu, Metni Koramı'na belirgin birkaç katkıda bulunmak istiyorum. Biraz evvel Aykut Hocam'ın dediği gibi bölgede güç mücadelesi. Ben güvenlik boyutunda birkaç söz söyleyeceğim. Hukuki boyutu ve ekonomik boyutu, enerji boyutu, teknik boyutundan bahsedildi. Bölgede sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi konusunda Sayın Pamir dedi ki hiçbir gücün burada egemenlik kurmasına izin vermemek. Yani bu aslında hiçbir gücün egemenlik kurmasına değil, kendi kurduğu egemenliğin zedelenmesine hiçbir yerde. Bir küresel hakimiyet güvenlik konusunda bir hakimiyet söz konusu oldu. Fakat hem Amerika Birleşik Devletleri'nin, hem Avrupa Birliği'nin, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin yanlış dış politikaları yüzünden kuzeyde denizden komşumuz olan Rusya Federasyonu ile güneyde de komşu olduk. Hem karada hem denizde komşu olduk. Şimdi 1991 öncesi Sovyet Akdeniz Görev Kuvveti, Sovmedrom, yani bu vardı. İşte sonraki dağılma sürecinde güç kaybı, ekonomik olarak çöküntüye girmesi. Ama sonrasında tekrar özellikle hidrokarbon, petrol ve doğalgazla dünyada bir güç olmaya başladı tekrar. Fakat bu güç dengeleri egemen güçlerce dengeleniyor, ayarlanıyor. Nasıl? Petrol fiyatlarını kim belirliyor? Ben birinci sorum Sayın Pamir'e bu. Dünyada petrol fiyatlarını kim belirliyor? Şimdi petrol fiyatlarına baktığınız zaman 140 dolarlardan bugün 47 dolara, bir 43'e indi. Yanılmıyorsam dün 47 dolara çıktı. 1 dolar değişim Rusya Federasyonu'nda kaç dolar kayıp veya kazanç sağlıyor? İkinci sorum o. 1 dolar petrol fiyatı düşerse veya artarsa Rusya Federasyonu ne kadar kaybediyor veya kazanıyor? Bölgede kıyıdaş ülkeler bir şey uzlaşıya sağlansın deniyor. Kıyıdaş ülkelerin hiçbirisi kendini yöneten ülkeler değil. Maalesef senaryoları egemen güçler tarafından yazılmış ve onların yönettiği, iktidarların olduğu, eskiden askerler üzerinden bir şeyler yaparlardı. Şimdi nasılsa iktidara biz getiriyoruz deyip siyaset üzerinden, siyasi iktidarlar üzerinden bölgeyi kontrol ediyorlar. Dolayısıyla uzlaşı sağlanması, ben Sayın Profesör Başaran'a katılıyorum.
Öyle uzlaşı sağlanması burada çok zor. Yani daha da karmaşık ve derinleşecek sorunlar. Şimdi bu bölgede Türkiye bölgesel bir güç olmaya başladı. Kezek amiralimizin bahsettiği milli güce dayalı etkin bir deniz kuvvetine sahip olmaya başladık. Bu sadece teknolojik olarak veya harp silah araçlarımız olarak değil, beyin gücü, lider ve yönetici kadroları olarak da çok güçlü bir hale gelmeye başladık. Hatırlayın Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ne oldu? Bir anda ASAV'a başladı. Arkasından ne başladı? PKK terör örgütü başladı. Yani sorun, her türlü sorunu istedikleri zaman volümünü arttırıp istedikleri zaman düşürebilecek bir araca sahipler. Ve ekonomik ambargolar uygulandı. Ama biz bunlardan ders aldık. Ve bu derslerde milli güce dayalı etkin bir deniz kuvveti öncelik. Neden? Bu kumpas davaları denen süreçte ağırlıklı olarak deniz kuvvetleri hedef alındı. Çünkü bölgede bir önemli bir güç olmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri. İngiltere ve Fransa'nın nükleer denizaltıları ve balistik füzeleri dikkate alınmazsa hatta en güçlü ülke olur. Bir belirgin saptama daha söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Milli Güvenlik Stratejisi belgesine bakın. Der ki orada İsrail'in güvenliği Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğiyle eşdeğerdir. Bizim için de Kıbrıs'ın güvenliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğiyle eşdeğerdir. Yani bugün bazı şeyler duyuyoruz, net şeyler yok ama orada da görüşmeler oluyor. Ve tekrar Amman planından daha kötüye gidilecek mi, gidilmeyecek mi endişelerini yaşıyoruz. Ama net bir belirlemek gerekirse net olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ya da bir jeopolitik bölge olarak Kıbrıs'ın güvenliği, Türkiye'nin güvenliğiyle eşdeğerdir. Söyleyeceğim bunlar, sorularımı da arz ettim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu çalıştayda da emeği geçen, başta Bilsay Kuruç olmak üzere tüm emeği geçen Sayın Serdar Şahinkaya ve arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Şimdi şöyle, sabahleyin de sevgili Emine Erol bir soru sordu. Soruya aldığı yanıt sonrası böyle bir yüzü değişti. Yani beklediği yanıt değildi. Ben beklemiyorum. Ben ev sahibi olduğum için de nezaketsizlik etmek istemedim. Yani müdahale etmek, yani en azından ben bir çekince gösterdim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Petrol fiyatlarının tabii ki yani birçok metada olduğu gibi çok klasik arz ve talep dengesi içinde açıklamasını yapabilirsiniz. Tamam. Doğrudur. Ekonomik durgunluk diyeyim, kriz diyeyim, ne derseniz diyeyim, işte daha yüksek laflar kullanır, resesyonlar falan. O ekonomik talep düştükçe doğal olarak enerji talebi de düştü, tamam. Devam da ediyor bu süreç. Öbür tarafta da özellikle tight oil denen ama temelinde shale denen geçirgenliği düşük formasyonlardan üretilen petrol 3 milyon varilleri Amerika'da günlük geçti. 90-94 milyon varil günlük bir piyasada çok ciddi bir katkıdır. Dolayısıyla talep düşerken arzın artması, bunlar temel bazı yönlendiriciler oldu fiyatların düşmesine. Ama bu kadar basit açıklamak, yani basit açıklamak demeyeyim de eksik kalıyor. Yani bir kere bu işin tabii ki bizim gibi komplo teorisyenlerine göre başka boyutları var. Özellikle jeopolitik boyutu var. Bir taşla çok kuş vurulduğunu düşünüyorum. Bunu bugün değil, yani birkaç senedir bu konuda yaptığımız birçok toplantı var. Bizim meslek odamız başta olmak üzere onların verdiği görev doğrultusunda da kendime göre yorumladım. Bir kere özellikle yani bunu yazan, uluslararası planda bazı yazarlar oldu ama yani müesses nizamın bizim Türkiye'de televizyonlara egemen kıldığı böyle onlar sürekli sadece arz talep üstünden açıklayıp bitiriyorlar. Amerika'yla özellikle Suudi Arabistan'ın, işte Bender bin Sultan başta olmak üzere belli figürlerin bir araya gelerek petrol fiyatlarının düşmesi üzerinden Rusya'ya, Kırım'ın tırnak içinde ilhakı, İran'a nükleer müzakereler ve bunlara ders verelim. Çünkü bunların ekonomilerinde gerçekten petrol ve doğalgaz gayri safi hasılaların çok önemli bölümlerini karşılıyor. Özellikle İran. Ama Rusya'ya da ceza verelim. Rusya'nın Orta Doğu'daki politikalarına sınır getirelim. İran'ı Irak'taki, Suriye'deki çabaları nedeniyle de, nükleer nedeniyle de kısıtlayalım ekonomik gücünü.
O arada Venezuela burnumuzun dibinde diklenip duruyor. Küba'ya işte neredeyse yok pahasına petrol veriyor. Güney Amerika'da bize karşı kafa kaldıran bir yapı var. Bir taşla çok kuş vurulduğunu düşünüyorum. Yani petrol fiyatlarının aşağı inmesinin ve sürdürülmesinin temel nedeni burada bu komplo teorisinin bir şeyi var. Açmazı var. O da nedir? Peki Suudi Arabistan kendi ayağından mı vuruyor? Ama piyasada, ben ekonomist değilim ama piyasada rakiplerinizi saha dışına atıp sonra bütün piyasaya egemen olmak adına belli bir süre eğer bu işi sürdürebiliyorsanız, o da şöyle, sabahleyin 1 milyon varil gün gibi bir rakamdan söz etti. Dikkatinize geldim bilmiyorum ama Mehmet konuşurken. Spare capacity dediği, spare capacity denen ek üretim kapasitesi ama şöyle, Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre en çok 30 gün içinde hiçbir ek yatırım yapmadan, en çok 30 gün içinde devreye alabileceğiniz ve minimum 3 ay sürdürebileceğiniz ek bir üretim kapasitesi varsa ona spare capacity deniyor ve bu bir tek Suudi Arabistan'ın elinde. Çok az başka ülkelerde var ama bu rakamda son yıllarda 3-3,5 milyon varil gün gibiydi. Yani 1 milyon varil değil. Dolayısıyla 90-94 milyon varil günlük bir piyasada bu önemli bir rakamdır. Fark ediyorsunuz fiyatların düşmesine rağmen Suudi Arabistan üretimi artırmakta ısrar ediyor. Öyle bir noktaya gelindi ki asıl rakip olan İran'ı sıkıştırmak adına Rusya ile anlaşmaya şu günlerde gitmeye çalışıyor. Ona da İran direniyor. İran 1-1,5 milyon varil gün kadar kaybetti. Yani ambargo nedeniyle başka nedenlerle. Dolayısıyla bir taşla çok kuş vurmak. Amerika bugün hala bu shale oil'e rağmen %25 şu gün petrole dışa bağımlı. Dolayısıyla Amerika rahatlayacak, Avrupa Birliği rahatlayacak. Çin nötr kalacak, o da rahatlayacak çünkü. Hani kavgaya girmeyecek. İran'a vuracaksınız, Venezuela'ya vuracaksınız. O arada Azerbaycan'a da vurmuş oluyorsunuz falan ama kime ne? Yani ona acıyacak halimiz yok. Dolayısıyla ben işin içinde ağırlıklı olarak bu oyunun olduğunu da düşünüyorum. Şimdi ezberimde şey yok, zaman zaman çalışırken şey yapıyorum. Şu rakamda aklımda kalıyor ama yani bir dolar düşerse Rus ekonomisine ne kadar etki ediyor? Birçok çalışmada yazdım, çizdim ama yani çok fazla şey tuttukça unutuyorum herhalde. Dolayısıyla o rakamı bilemiyorum ama ben sadece bu soru üzerine değil, uzun zamandır hani bunları kendimce yazıp çizip söylemeye çalışıyorum. Uluslararası planda da birkaç yazar, işte Pepe Escobar falan bunları mesela dile getiriyor ama genelde bunlar hiç konuşulmuyor. Normalde son derece doğal, hani bu yorumlar Türkiye'deki hiçbir televizyonda ya da gazete köşesinde bunu görmüyorsunuz. O da şaşırtıcı değil. Yani. Ben öyle inanıyorum. Türkiye'de ben Aysat Hoca'nın büyük güç olmak için bilim ve teknoloji olmadan nasıl orada bayrak gösterecek meselesi bir aksiyomatik hipotez olarak alıp bir iki parametreyle bağlamak istiyorum. Şimdi Necdet'in herhalde sunumunda Doğu Akdeniz çanağında meseleye uzun zamandır dahil olmayıp sonradan uluslararası ilişkiler nedeniyle bayrak gösteren devletler var. İşte Amerika'sı, Rusya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı falan. Şimdi bunlar genellikle dünya imalat sanayinin futbol ligi gibi düşündüğünüzde son 1990'dan 2014'e kadar dünya imalat sanayi liginin ilk onunda oynayan ülkeler. Yani kreatif olarak dünya, yaratıcı teknolojilere sahip dolayısıyla da dış politikada da etkin bayrak gösteriyorlar. Biz ne yapıyoruz peki? Biz neyiz yani? Biz Dünya İmalat Sanayi Ligi'nde manalı bir yer tutuyor muyuz? Tutmuyoruz. Bizim 2000'den aşağı yukarı 2014'lere kadar dünyada Dünya İmalat Sanayi'ne katkımız %5 ile %1 arasında demir tarıyor. Bilsay Hoca'nın tabiriyle hakikaten demir tarıyor ve kırsal bir ülke haline artık kilitlenmiş kalmışız. Bakın 98'de bizim milli gelirimizin %24.3'ü imalat sanayi tarafından oluşturulurken 2015 verileri çıktı. 2015 verileriyle bu hesabı yaptığımızda 2015 imalat sanayi bölü gayri safi milli hasılat dediğimizde bu oran %15'e düşmüştür. Yani neredeyse 10 senede 10 puan. Yoksullaşma yani büyüme fetiş haline getirilen o büyüme rakamlarının içi boş. Yani sefilleştiren gelişme diye iktisatçıların tarif ettiği mesele bu. Dolayısıyla da dünyanın kreatif, yaratıcı ülkeleri liginden tasfiye olursanız
Bahriyeniz de aşağılarda bayrak göstermeden giderek uzaklaşıp duruyor. Böyle değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum. Artık şey yapalım, Bilse Hoca'yı dinleyelim bence. Soru katkı saate de bakıyorum bir yandan. 5.25. Hocam var mı ek katkı yapacak Bilse Hoca'dan önce? Soru soracak. Peki o zaman hocam söz sizin. Efendim, bu iki gümrük müthiş toplantıdan sonra en zor işi Serdar Şahin Kaya'nın ağzından tebligat olarak aldım. Bir kere hepinize büyük şükran duyuyorum yani katılanlar. Gerçekten bunu bir çalıştay gibi yaptık. Herkes kendini 21. yüzyıla girme sorumluluğu altında hissetti. En önemli nokta bizim çalışmalarımızın bütünlüğü ve geleceği bakımından. Biz de o arada enerjiyi öğrendik. Herkes bunu hissederken biz de enerjiyi öğrendik. Kaptanlar Necdet Amir ve Oğuz Türk Yılmaz'ın yönlendirdiği, organize ettiği ve zenginleştirdiği iki günlük toplantıyla daima yeni yeni şeyler öğrendik ve yeni yeni şeyler yapmak için yeni arzular doğdu içimizde. Bu toplantıların geleceği için umut verici. Onun için gelecekte hepinizi bekliyoruz. Yeni şeylerle hepinizi bekliyoruz. Ve 21. yüzyıla girme meselesinin ciddiyetini katılanlarda görmek bizi hakikaten yüreklendiriyor. En başta gençlerde derdim olduğu gibi toplantıların görünmeyen aktör ve aktörleri görünmeyen ama onlar daima var. Onlar olmasa zaten bu toplantıyı yapamayız. Ve toplantı aslında onlar için yapılıyor. Yani burada azınlıkta görüyorlar. Ama siz de onlardan söz yani yaratıldığınız evet. Onlar için yapılıyor. Keşke daha çok genç olsa. Fakültemizde tabii bunlar okutulmuyor. Ama bu toplantılar gösteriyor ki bu 21. yüzyıla girme meselesi eğer hakikaten Türk toplumunun önünde birinci mecburiyetse, biz de kendimize fakültede çeki düzen vermek zorundayız. Yani Türkiye'nin stratejik her şeyde olduğu gibi belki bunun en başında gelen bilimde temel kavramlara sahip olması, bilimin mutlaka paylaşılabilecek çeşitli alanların zenginleştirilmesiyle paylaşılabilecek bir şey olduğunu göstermesi, bunu bize hatırlatması bakımından. Tabii ben toplantıyı özetleyemem. Yani çünkü çok uzmanlık sahibi, çok dostlarımız daha çok derinleşmekten kendilerini esirgeyerek bize çok bilgiler verdiler. Kendi amacımız çerçevesinde iki boyutun öne çıktığını düşünüyorum. Birincisi, hepimiz için stratejik düşünme mecburiyeti. İkincisi, daha çok iktisatçı alanından hareketle söyleyeyim. Bu da ilk konuşmalarımızda söylediğimiz bir büyüme yolu. Bir Türkiye'nin önünde ortalama, yıllık ortalama %7'den aşağı düşmeyecek uzun bir ekonomik büyüme yolu olması ki bu yolun üzerinde ancak Türkiye'nin 21. yüzyıla girmesi inşa edilebilir. %3 IMF'nin bize gösterdiği %3 bu toplumu patlatır ve çok acılara sürükler. Bu mümkün değildir. Tabii son günün, yani ikinci günün son yarısı bize dedi ki kader kapıyı çalıyor. Var ya, kader kapıyı çalıyor dedi. Yani stratejik düşünmeyle başlama mecburiyetimizi ortaya koydu ve
Eğer galiba Sertaç söyledi, Rusya şu anda 2 trilyon dolara vurduktan sonra bir kalibresi aşağı düşmeyecek bir dünya oyuncusu olmayı sürdürmek zorunda. Olmak ve sürdürmek zorunda. Aynı şey bizim de bu kader kapıyı bununla çalıyor. Belli bir kritik yaşaya geldikten sonra şöyle veya böyle. Tamam veya bozuk veya aksak veya problemli veya balyoz gibi cinayetlerle her şeyle. Ama kritik bir büyüklüğe erişince bu bir mecburiyet. Büyük işler mecburiyeti çıkıyor karşımıza. Onun için bunun için de belli bir donanıma sahip olmanız lazım. Çok yönlü bir donanım. Önce donanım sonra enerji. Yani bu donanımın içinde enerji. Yoksa önce enerji sonra donanım değil. Donanımı esas almamız gerekiyor ki enerjiyi de çözebilirim. Enerjiye de doğru yaklaşabilirim. Yani enerji, dış politika, uluslararası hukuk, ekonomi, jeopolitik bunların hepsi birlikte. Birini esirgeyerek ötekileri tek tek düşünmek mümkün değil. Devlet ve toplum aklı. 21. yüzyıla gireceksek insanlarımızla gireceğiz, toplumla gireceğiz. Onun için toplumun aklı bunları birbirinden ayırarak birlikte çözeceği işleri parçalayarak çözmeye müsait değil. Mutlaka bir bütünlük içinde düşmemiz lazım ve düşünmemiz lazım. Bunun önemli bir nedeni galiba arkadaşlarımızın anlattığı şekilde dünya gitgide küçüldü. Gitgide küçülüyor. Dünya gitgide küçüldükçe ve bölgemiz de gitgide küçülüyor bir anlamda. Yani herkesin doluşmasıyla küçülüyor. Ve o zaman işler hız kazandı. Mehmet Öğütçü'nün sabah dediği hız kazanma biraz da burada. Çünkü kaynaklar nispi olarak daralıyor, nispi olarak azalıyor ve kaynaklara el koyma arzusu ve mecburiyeti artıyor. Birinci mesele önümüzde bu. Bunu görmezden gelerek enerjiye yaklaşmamız mümkün değil. Belki 30 yıl önce, 40 yıl önce farklı enerji çözümlerimiz vardı. Enerjiyi daha rahat buluyorduk. Süleyman Demirel o zamanlar enerjinin komünistli kapitalisti olmaz falan gibi bir şey söylemişti. Bulgaristan'dan enerji ithal etmek için. Yani içerideki projelerin gecikmesine karşılık Bulgaristan enerjisi için böyle bir şey söylediğini ben hatırlıyorum. Ama o günlerin o rahatlığı, o nispi rahatlığı artık mümkün değil. Artık mümkün değil. Çünkü kaynaklar kıtlaşıyor ve belki başka bir yerde başka bir terimle ifade etmek gerekir ama sanki kapitalizm yeniden bir ilkel birikim dönemine girmiş gibi öncelikle dünyanın bütün kaynaklarına el koymayı şimdi eskisinden daha çok düşünüyor. Daha çok senaryolar, daha çok ABC planları yapıyor büyük olasılıkla. Onun için birincisi, birinci boyut stratejik düşünme mecburiyeti ise o zaman bu birbirine eklemlenmesi gereken yeni politikalar ve yeni kurumlaşmalar meselesini önümüze getiriyor. Yeni politikaları ve bunlarla iç içe yeni kurumlaşmaları düşünme mecburiyeti. Çok boyutlu düşünme ve çalışma mecburiyeti geliyor. Bunun bir ek nedeni yine öğleden sonraki oturumda çıkan ve Sertaç dostumuzun ve Necdet Pamir dostumuzun da dile getirdikleri karşımıza çıkan mesele barışla çözüleceğe benzemiyor. Zaten 20. yüzyılın deneyimlerini hatırlarsak, Birinci Dünya Savaşı kömür enerjisi nedeniyle Almanya üzerinde patlamadı mı? O zamanlar Ruhr'a el koymak meseleydi ve sonunda da böyle oldu. Hatta Fransızlar Belçika ordularıyla 1923'ün 10. günü Almanya'ya gidip Ruhr'a el koymadılar. Dünya savaş bitmişti ama yeni bir savaşı bir anlamda başlattılar. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı başlatmış oldular. Ve ondan sonra da petrol işi, yani enerjide petrole geçilince yine barış mı oldu? Yeni enerji kaynakları bize barış getirmiyor. Mutlaka çatışmayı önden haber veriyor. Önden haber veriyor eğer algı varsa. Dolayısıyla burada bir mecburiyet var.
Mecburiyet biraz da bu çok boyutlu düşünme ve çalışma mecburiyeti. Enerji alanında çeşitli alanları, çeşitli politikaları mutlaka önce kendi içinde, daha sonra da bir bütün olarak, bir bütün enerji alanının bütünlüğü içinde ele almayı şart. Mutlaka bütünlük için. Bu bizi planlama kamudan ama yeni bir kamuda. Bugünkü kamudan değil. Bugünkü kamuda çok değerli arkadaşlarımız var tabii içinde. Ama yanlış politikalar daima iyileri tasfiye eder. İyileri değersizleştirir. Ne yazık ki böyle olur. Onun için bugünkü iyi arkadaşlarımız inşallah tasfiye olmazlar da yarınki yeni kamuya, yani Türkiye'nin kendi çok yönlü sorunlarını çözebileceği kamuya da kalırlar. Biraz önce şu koltukta oturan arkadaşımız gibi. Bu bütünleştirmeden bugün uzaktayız. Bugün uzaktayız çünkü enerjinin çeşitli yönlerini bize anlatan arkadaşlarımız şunu gösterdiler ki işler parça parçadır. İşler parça parçadır ve piyasa mekanizması başlığıyla Türkiye'nin sürüklendiği politikalar, başlığı piyasa, işi tamamen parçalara, küçük küçük, karlı görünen parçalara ayırmıştır ve bu parçalar birbirinden tamamen ayrılır. Bunu telafi edecek, bunu aşacak bir kolektif gayret üst politika katında yoktur. Üst politika katında yoktur. Bu tablo açıkça ortaya çıktı. Dolayısıyla planlama meselesinin de buradan giderek efendim şuna ihtiyaç var, bu alanda da buna ihtiyaç var diye çözülemeyeceği ortaya çıktı. Yücel Bey burada mı acaba yoksa gitti mi? Onun güzel bir saptaması vardı. Yusuf Bey TİYAŞ'tan bahsederken Amerikalıların galiba bir sözünü söylemişti. Planning is everything, plans are nothing. Yani planlama her şeydir, planlar hiçbir şeydir. Yücel Bey'in şöyle bir saptaması vardı. Galiba gitti değil mi? Gitti. Efendim? Evet. Şunu saptamıştı. Son yıllarda, yani bir 30 yıldır son yıllarda dediğim, boyuna planlar yapılıyor. Plan cuma günü sonunda tamamlanıyor, pazartesi günü unutuluyor. Dolayısıyla etrafınıza bakarsanız kamuda akla hayale gelmeyecek kadar çok plan görürsünüz. Ömrü en fazla bir hafta, realist olarak iki gün filandır. Bu biraz, yani o kadar çok plan var ki planlama yapılamıyor. Türkiye senarize bugün getirmiş durumdadır. Çok plan var. Belediye düzeyinde var, şirket düzeyinde var, kamu kuruluşlarının çeşitli dairelerinde var. Bir daire ayrı bir plan yapıyor, bir daire ayrı bir plan yapıyor. Dolayısıyla çok plan yapınca hiç planlama yapılamıyor. Eski bir valinin sözü vardı şikayet makamında. Efendim, halk plajlara o kadar çok hücum ediyor ki vatandaş denize giremiyor demişti. Bu onun gibi. O kadar çok plan yapıyor ki planlama yapılamıyor. Böyle bir tablodayız. Onun için planlama kavramı acaba çok plan yapılması sayesinde gündemde mi kalıyor? Yoksa buharlaşıp gidiyor mu? Yani plana inançsız tutma. Stratejik üsteyi nedense hepsinde bir stratejik var. Yani strateji bilmeyenler stratejik bir tanımış var. Dolayısıyla burada böyle bir tablo karşısındayız. 21. yüzyıl için planlama, dolayısıyla bu iki günü dinledikten sonra bize sabit hedeflerle, eskiden olduğu gibi sabit hedeflerle çalışmaya değil de büyük olasılıkla bazı vazgeçilmez senaryolarla çalışmaya öncelikle gidiyoruz. Hedefleri berraklaştırabilmemiz için önce galiba senaryolara sahip olmamız lazım. Senaryolar içinde çok yönlü çalışıp bunları bütünleştirebilmemiz lazım. Bu iş enerji alanında böyle ama bütünlüğü içinde de böyle.
Tabii enerji alanında iki şey özellikle öne çıktı. Oğuz dostumun söylediği demokratik planlama işin esası olarak böyle bir çerçeveye sahip olmak, yani böyle bir çerçeveye sahip olunmadan parçaları birleştirmek mümkün değil. Özel olarak da Ar-Ge'nin ve inovasyonun özellikle şimdi enerji için öncelikli önemi, Ar-Ge'nin ve inovasyonun birinci derecede önemi. Bunları tekrarlamıyorum, yani bunu arkadaşlarımız anlattılar. İkincisi de finans boyutu. Yani finans yeni bir, düşünmemiz gereken yeni bir alan, enerjinin yapışık kardeşi haline gelmiş olan bir alan. Finansını düşünmeden, finans profilini düşünmeden enerjiyi düşünmek zor hale gelmiş durumda Türkiye'de. Arkadaşlarımızdan biri bahsetti. Yılda 7 ila 8 milyar dolar yatırım yapma mecburiyetini. Evet, Şahin de Yılmaz. Makine ve ekipman için, ki burada hazin bir tablo var. Yani yerli kazan türbin ve jeneratör yapamayan Türkiye ve 40 yıldır TEMSAN diye bir kuruluşu da kapısındaki tabelayla ikamet ettiren diyelim. Yaşatan diyemiyorum. İkamet ettiren bir Türkiye'de eğer yerli kazan türbin ve jeneratör yapılamıyorsa, ancak küçük düzeyde, mikro düzeyde bunlar yapılabiliyorsa, o zaman yılda 7-8 milyar dolar ihtiyacını Türkiye karşılayamıyorsa, 800 milyar milli gelir toplamıyla, işte dünyada 15. 16. iri ekonomiye sahip olmayan, burada hazin ve şey bir tablo var. Yani bizi güzel bir tablo olur. Dolayısıyla finans meselesi başlı başına önemli. Finans meselesine bana öyle geliyor ki seminerlerimizde başlı başına bir finans, 21. yüzyıl için finansı ayrı düşünmemiz lazım. O da meşhur bir alan. Yani fileler gibi herkes dünya finansındaki 2007-2008 çöküşünden sonra herkes değişik yönlerde bir şeyler söylüyor ama bizim sadece enerji alanında bile finansmana ne kadar ihtiyacımız olduğu ortada olduğuna göre bunu ciddi düşünmemiz lazım. Büyüme yolu iktisatçı ve mühendis ve üretici için şart olan, üzerinde düşünülmesi, kolektif olarak ama düşünülmesi şart. Çünkü planlama mekanizması ancak bir büyüme yolu üzerinden inşa edebiliriz. Eğer ortalama %7'den aşağı, bu genç toplumda %7'den aşağı düşemeyiz diyorsak, o zaman bunu mutlaka sadece iktisatçıların işi değil, katiyen üreticilerin ve meslek sahiplerinin, başta mühendisler olmak üzere, kolektif çalışması gibi düşünmeliyiz. Ama dünyayı algılamayı da Balyoz modeliyle düşünmeliyiz. Yani madem bu Balyoz'la sonuçlandı, o halde doğru bir model. Çünkü planlamayı ancak buradan yükleriz. Yani sizin böyle sonuçlanan, ihanetle sonuçlanan şeyiniz, uzun çalışmanız bize bir model sunuyor. İnsan böyle yetiştirilir. Burada ayakları yere basan, kendine ufuk arayan, ufku gören ve ufka erişme iradesine sahip olan ve bunu gösteren insan modeli böyle oldu diye. Dolayısıyla Balyoz modelinin sanalıyız. Ama planlama modelinde başta da konuştuğumuz ve seminer boyunca da paylaştığımız gibi burada sanayi blokunun merkezi önemi var. Çünkü sektör tercihleri tayin edecektir. Ortalama %7'lik büyüme yolu var. Sektör tercihleri. 80 milyonluk Türkiye yollara beton döşeyerek, turizm yaparak işte buraya kadar gelir. Böyle sorunlarla tıkanır. O yüzden böyle davalar yaratır.
O yüzden kendi insanlarını yer. Ama sanayi bloku, yani madenler, imalat ve enerji birbirinden ayrılmaz bir blok olarak yapılacak yatırımlardan pay almayı kendine hedef edinirse, yani ilk hedef olarak bunu edinirse, ancak bu yatırımlarla zaten kendine tasarruf yaratır. Bizim hazır tasarrufumuz olamaz. Ancak yatırım yapıp gelirlerimizi artırabilirsek, o takdirde tasarruf ederiz. Yatırım yapmadan tasarruf yaratılmaz. Hazır tasarruf bir yerde yoktur. Yani biz kuyuyu kazıp da 1,5 dolar maliyetle, 0 maliyetle kuyuyu kazıp da oradan yer altından hazır tasarruf çıkarabilecek bir şeyde konumda değiliz. Böyle bir tavır yok karşımızda. Biz ancak kendi insanımıza sanayi aklını, önce 20. yüzyılın aklını, oradan devren 21. yüzyılın aklını çalışarak iş disiplinine, çalışma disiplinine, birbiriyle bağlantısını, birbiriyle dayanışmayı bu iş organizasyonu içinde öğreterek ancak 21. yüzyıla adım atabiliriz ki işte onun zemini, patikası da bu büyüme yolu ve planlama oluyor. Dolayısıyla sektör tercihleri ki teknolojiyle, teknoloji meselesiyle iç içe bize bu blokun merkezi önemini gösteriyor. Böyle düşününce tabii planlama mekanizması, büyüme yolu, sektör tercihleri, sanayi bloku dediğimiz zaman bu iş bizi kamuya götürüyor. Yeni bir kamuya götürüyor. Orada iki noktayı berraklaştırmamız lazım. Birincisi toplum yararı. Enerji başta olmak üzere. Birincil enerjiler, yani sağlık gibi, eğitim gibi bunlar toplum yararının temel kavramları. Temel kavramlarıdır. Dolayısıyla bunu berraklaştırmamız gerekiyor. Evet, bu toplum yararı için yapılacaktır. Enerji toplum yararı içindir. Dolayısıyla ancak oluşturacağımız yeni bir kamunun işidir. Toplum yararı aklıyla çalışacak bir kamunun işidir. Özel sektöre, çeşitli ünitelere, yaratacağım ünitelere rant dağıtayım da, kamu halen kamuda oturuyor. Rant dağıtayım da onlar da sebeplensinler diyerek orada oturan bir akıl değildir. Bu toplum yararı aklıyla hareket edecektir. Bu aklın nasıl bir organizasyonu var? Hakan dostumuz bize burada bir kere şirket modeli şart diyor. Bir şirket modeli. Yani kamu yönlendirici, yönetici ama üretici olmalı aynı zamanda. Hesap verebilir olmalı. Şeffaf olmalı. Bunun içinde bir şirket modelimiz olmalı. Cumhuriyeti kuranlar da böyle düşündüler. Ve iktisadi devlet teşekküllerini yaptılar. 1938 iktisadi devlet teşekküllerinde müesseseler ve tesisler bunlar yarı bağımsızdı. Bunlar yarı bağımsızdı. Kendileri kar ederlerdi. Selahattin Bey nur içinde yatsın bana anlatmıştır. Nasıl kar ettiler ve nasıl kurdular? Fişek fabrikasını, barut fabrikasını kârlarıyla nasıl kurdular onu anlatmıştı. Dolayısıyla doğru bir model. Onun için bize yeni Hakan Bey dostumuzun verdiği şekilde hesap verebilir. Ama siyasi rant arayan siyasetçilere hesap vermez. Doğru akıl hesap verebilir bir şirket modeli lazım. Ve bu şirket modeliyle en üst aklın da mutlaka buluşması lazım. Belki rastlamışsınızdır, tavsiye ederim. 1932'nin Temmuz ayında o günün başvekili İsmet Paşa'nın İzmir'de Gazi heykelinin açılışında yaptığı bir konuşma vardır. Reklam olsun diye söylemek benim kitabımda var. Çünkü şunu söylüyor. Gazi, ordulara ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği zaman, bu hedefi gösterdiği zaman sadece ilk hedefi göstermiştir. Ve bu ilk hedefle biz Akdeniz'de cebri olarak uzaklaştırıldığımız yüzlerce yıldır kaderini tayin ettiğimiz Akdeniz, cebri olarak uzaklaştırıldığımız Akdeniz'de yerimizi aldık diyor. Şimdi bu Akdeniz'de yerimizi almak var ya,
Akdeniz'e rıza olmak, işte o temel kavram. Çünkü ondan sonra şöyle bir, bunlar bu duruma gelen ve milli mücadele yapmak zorunda kalan ve bunu başaran bir ülke için sadece ilk hedeftir. Gazi de bunu söylemiştir. Dolayısıyla bundan sonraki hedefler sanayileşmektir. Sadece ilk hedef söylemiştir. Bundan sonraki hedefler de ötekilerdir. Ve ilk hedefe ateşle ve kanla, adeta Bismarck hatırlatacağız, ateşle ve kanla eriştik. Bundan sonrakilere de, yani sanayiye de öyle erişeceğiz. Demek ki tablo budur. Ve zaman zaman tarih insanları, değişik kuşakları aynı tabloya getirmektedir. Ben sözü uzatmıyorum efendim. Akşam oldu. Hepinize tekrar şükranlar sunuyorum. Kayıt yapan arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Herkes sağ olsun, var olsun. Biz de teşekkür ederiz.